Hoş geldin Barbaros. Hoş bulduk. Şimdi seni anons ederken ne diyeceğimi şaşırıyorum. Tercih çünkü ama. Sen bir modayı da bıraktım, mesleği de bıraktım diyorsun. Sinirlendirdiler ama beni işte diyorsun. Memleket ya örtünüyor ya soyunuyor. Bu durumda bana dikecek bir şey kalmıyor. O zaman bu mesleği yapmanın manası yok. Bir de hayatında daha defile yapmamış insanlar bu ülkede cığlı cığlı işler kapsamında modacı falan filan tasarımcı olarak çok döküldüler ortaya. Liyakatte, mesleki liyakatte de büyük bir çürüme var. Yalnızca modada mı? Yani ben kendi açımdan bakayım. Artık ne Sümerbank var, ne Kula var, ne Mensucat var. Ham madde yok. Bir polyester çöplüğüne dönüyor. Merdiven altı, sigortasız, sendikasız, adı Türkçe bile olmayan isimlerin AVM'leri süslediği bir kaos var. Biz terzilik mesleği 50 yıl yaptım ben 7 yaşında başlamış biri olarak. Ne düğmeci Teoman var, ne piliseci var Madam Aynalı Pasaj'daki, ne doğal elyaf var, ne yün var, ne ipek var. O zaman malzeme yok yani. Ben de inşaat işinden anlamıyorum. Hani sıvamayı bilmiyorum. Dolayısıyla mesleği bırakmak, emekli olmak, daha başka ufuklara yelken açmak. Yani kendine devrim yapmakla biraz daha alakalı bir şey. O zaman artık yazar diyorum ben şimdi. Yazar bu üçüncü kitap tabii. Üçüncü kitap olduğu için ben artık yazar. Yok yazarlar... Çizerler ben ne haşa, ben ne haddime öyle bir şey yani çok değerli yazarları var. Yok çok modacı değerli. Dediklerine de hayır ben hala öğreniyorum ben terziye mayım diye. Ustam Yıldırım Mayrük kendine terzi derken ben öyle bir hadsizlik yapar mıyım yani? Hani... Evet. Şimdi seninle böyle oturduk sabaha kadar sohbet edesim var. Vallahi kalsın yayında kalalım. Ama istiyorum ki şu konuyu da konuşalım. Çok önemli çünkü. Sevgili izleyiciler müsaadenizle ben kitabı tekrar göstermek istiyorum. Bu arada her cuma artık sizlere çok değerli konuklar çağırıp böyle çeşitli kitapları da tanıtacağım. Makam Odası, Linç. Şimdi o Linç'i hepiniz biliyorsunuz, hepiniz hatırlıyorsunuz ama... Tatsız da bir konu Barbaros ama burada hicvederek anlatmışsın. Barbaros Şansallığını burada da göstermişsin. Metaforlarla. Şimdi yaratıcılık asla demokratik değildir. Farklılık ve çeşitlilik en büyük zenginlik ve berekettir. Kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve bölücü bir ortamda aslında birleştirici, kaynaştırıcı ve kavuşturucu bir üslubu tercih etmek daha doğru oluyor. Büyük talihsizlikler... Bana göre uluslararası bir operasyonla yasa dışı bir organize suç örgütü tarafından ülkemi, Sayın Necati Doğru'nun da makalesinde dediği gibi ülkemi barbarlık yaftasına varan uluslararası makalelere mahkum eden bir çirkin olayla karşı karşıya bırakıldım. Bildiğiniz gibi bir operasyonla Sayın Melih Gökçek de aynı şekilde ifade etti. Getirildim Kıbrıs'tan. Kıbrıs'ta Lefkoşa İdare Mahkemesi'nde hemen Ocak ayında avukatlarımız bu hukuksuzluk üzerine bir dava açtılar KKTC hükümetine. Hükümet uzun süre cevap vermedi bunlara, hala da vermiyor. Tekrar ihtarnamelerimizi çektik. Yargıç artık KKTC hükümetinin avukatını savunmaya kabul etmiyor çünkü o haklarını kaybettiler. Savcılık bu hukuksuzluk karşısında savunma yapamayacağını yargıça bildirdi. Dolayısıyla 6 Kasım'da duruşmalar başlıyor. Kısa sürede Aralık ayına kadar sonuçlanacak benim lehime tahmin ediyorum. Evet. Kızgın mısın Barbaros? Hayır. Kıbrıs'takilere, yönetime. Kıbrıs benim vatanım. Bekliyor muydun böyle bir şey olabilmeyi? Çünkü ev yaptırıyordun orada, taşınıyordun. Orada var yatırımlarım ama bir şey söyleyeceğim. Bir kişinin cürümü yüzünden bir toplumu suçlayamazsınız. Elbette. Kıbrıs Türk'ü zaten artık kendi toprağında azınlık kalmış. Yo oradaki yaşayanlar açısından demedim Barbaros. Kamuoyu benim çok arkamda orada. Bunu yapanlarla alakalı yani devlet kademesine oradaki bu işleyişe kızgın mısın? Ona emir verenleri soracaksınız. Emri ben verdim diyenlere soracaksınız. Alt yönetimlerin böyle bir yetkileri yok kendi kendilerine karar verme yetkileri. Emri kim verdiyse onu bulacaksınız. Ama tabandan tavana doğru yürümek zorundasınız hukukta. Cürüm kötüdür ama adaletsizlik cürümden beterdir. KKTC'deki davamız sonuçlandığında tabii ki maddi manevi tazminat davaları açılacak. Tabii ki KKTC Türkiye Cumhuriyeti'nin alt yönetimi olduğu için bu dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Yani bundan geri adım atmıyoruz. Oradaki benim yatırımım çok önemli değil. Ben onu bağışlarım da, feda da ederim. Orada düşkünler evi yapsınlar, çocuk sığınma evi yapsınlar. Benim oraya gitmem şart değil. Ama ben Rum kesimine gidebiliyorum, Türk kesimine gidemiyorum. Bir de böyle bir durum var. Evet, Türkiye'liler Rum kesimine gidemiyorlar. Türk kesimine nüfus kağıda girebiliyorlar. Ben Kıbrıs Cumhuriyeti vizem olduğu için pasaportumda, ben Rum kesimine de gidebiliyorum. Haluk Levent de Rum kesimine gidebiliyor. Vizesi olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye ile diplomatik tanınırları olmadığından dolayı yurt dışındaki temsilcilik, konsolosluk ya da elçiliklerinden Kıbrıs Cumhuriyeti vizesi alarak Larnaka'dan ya da Bafos'tan Güney'i ziyaret edebilirler. Herhangi bir düşmanlık söz konusu değil. Yani düşmanlıklar zaten yaratılan şeyler, doğuştan olan şeyler değil, yüklenilen şeyler. Dolayısıyla insanın karnının doyduğu yer değil, Ece umutlarının yeşerdiği yerdir vatan. Ve ben 1965'ten beri Kıbrıs'a gidip gelen biri olduğum için ve orada gerçekten çok sevgili dostlarım olduğu için benim Kıbrıs'a hiçbir kırgınlığım yok. Şahıslardır sorumlu olanlar. Onlar da KKTC Anayasası'nın değişmesi dahi teklif edilemez 3. maddesini ihlal etmişlerdir. Ki Sayın Akıncı'nın, Sayın Talat'ın, eski Cumhurbaşkanlarının, eski İçişleri Başkanı Sayın Akansoy'un, Emine Dizdarlı Çolak Ombudsman'ın açıklamaları da benim lehimedir. Bu hukuksuzluk giderilir. Ben hukukun üstünlüğüne çok inanıyorum. Hele hala konu, inanıyor musun? İnanıyorum. Hele KKTC ise konu Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukundan 50 yıl ileride bir hukuk sistemine sahip olduğu için. Çünkü Anglo-Sakson emsal hukuku kullanıyor. Orada oradaki yargıçlara ve hukuk sistemine güveniyorum. Evet. Şimdi tatsız da bir konu ama ben davalarla ilgili konuşurken bu linçi gerçekleştirenlerle ilgili süreç nedir? Onu merak ediyorum. Herhangi bir işlem yapıldı mı? 5 ay alıp size isteniyordu ama. Geçen gün Funda Ocak hanımefendiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi CEO'suymuş. Sordum kendisine, beni engelledi cevap vermek yerine. Cumhuriyet Gazetesi'nde de bunun haberi oldu. Bir soruşturma açıldığını söylediler ama böyle bir soruşturmanın varlığı henüz ortada yok. Tespit edilen 14 kişi var organize olarak bana gözaltındayken, havalimanı polisleri de dahil olmak üzere gözaltındayken saldıran. Bunların iddianamesini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladı. Ancak daha mahkeme hala iddianameyi kabul etmedi. 9 ay oluyor. Maalesef bu 14 genç arkadaştan bir tanesi de 3-4 hafta önce Beylikdüzü'nde evinde maalesef ölü bulunmuş. Çok üzüldüm. Ben kin ve nefret adamı değilim. Dediğim gibi... Bu iş organize bir iş olarak görülüyor. Zaten peki, savcı da organize olduğunu söylüyor. Bu şekilde isteniyor. Beni zaten Güvenlik Şube Müdürlüğü kurtardı. Yani havalimanı polisleri bana yardımcı olmadı o saldırılar içinde. Tam tersi, onların saldırıyı yapan kişiler arasında olduğunu gördüm. İstanbul Valisi Vasip Şahin de havalimanındaki emniyet görevlileri için soruşturma açılmasına izin vermiyor. Peki bununla ilgili bir gerekçe açıklanıyor mu? KHK diyorlar, biliyorsun memleket kanun hükmünde kararnameyle zaten yürütülüyor. O yüzden açıklama yapıyorlar ama tabii kaçarı yoktur, zaman aşamı yoktur. Elbet hukukun üstünlüğünde mahkemeler savcıların hazırladığı iddianameleri kabul edecektir. Ve ben nasıl ki üretilmiş sahte bir iletiyle TCK 216 bahane edilerek, ki TCK 216'nın halkı kin ve düşmanlığa itmek gibi bir şey, tutuklaması yok, gözaltısı yok ve yatar hapis cezası yok. Üst sınır 3 yıl. Türkiye'de 5 yılın altındaki cezaların ertelemesi var, yatar yok. Ama sen tecritte kaldın. Evet, 56 gün tecritte kaldım. Tutuklanması ya da gözaltına alınması aslında... Sağlık servisi de alamadım ben 56 gün. Sol dizimde hasar kaldı, o yüzden dişlerim kırık 56 gün. Ben 10 derecede, eksi 10 derecede Silivri'de 9. kısım. Tüm bunları okumak isteyenler bu kitapta bulacak. Anlatıyorsun ama şimdi tüyo vermek istemiyorum, alıp okuyun çünkü. Tam da Barbaros'un diliyle ve bunu bildiğim kadarıyla cezaevinde yazdın. Evet, evet. orada. Yani ekmeğimden kısıp harita metot defteri ve kalem alarak yaptım. Çünkü ben cezaevi yemeğini reddettim. Tuncay Özkan da böbreğini orada kaybetmişti. Zaten ilk 3 gece bana zorla ilaç vermeye kalktılar hücreme. Olmadığını söyleyip kabul etmedim. Cezaevi yemeğini de kabul etmedim. Haftalık Adalet Bakanlığımızın uygun gördüğü 300 lira istihkakınız var. Haftada bir gün geliyor kantinden siparişleriniz. Benim 3 gazetem var her gün okuduğum. 4 paket etimek, birkaç konserve, biraz meyve, biraz işte öyle yaşıyorsunuz. Orada yazdım. Orası benim makam odamdı.